Tabikün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com. Türk İslam dönemi araştırmaları oldu. Üniversitemizin adına yürüttüğümüz 5 yıllık bir proje olarak proje başkanı olarak ben ve işte bölümdeki bazı arkadaşlarımızla birlikte oluşturduğumuz ekiple yürüttük. Tabii çalışma daha 5 yıl devam edeceği için bu yılki ilk araştırmayı Araç ilçe merkezinde, merkezi mahalleler ve bağlı bulunan tüm köylerde, yani biz toplamda 119 tane köye ulaştık. Bu köylerde özellikle kırsal mimari okuma yapabileceğimiz nitelikte Türk dönemine ait eserlerle karşılaştık ki bu eserlerin birçoğunun envanteri henüz yapılmamıştı. Yer üstünde mevcut haliyle birlikte tespit ettiğimiz bu eserler, ki eser diye nitelendirilebilecek doğrultuda da çok sayıda veriye ulaştık. O bölgenin insanının yaşamına hitap ettiği tarafıyla, sosyolojik boyutuyla da, kültürel boyutuyla da ele alınması gereken nitelikleri barındırdığı da böylece ortaya çıkmış oldu. 53 tane cami örneği tespit ettik ki bu camilerden bir kısmı henüz hiçbir yayında yer almaz. Yapım yöntemine bakıldığı zaman tamamen ahşaptan yapılmış olanları vardır. Ki ahşap bölge için, bölge mimarisi için çok karakteristiktir. Bölgenin üslubunu en iyi yansıtan ve estetik anlamda da ahşabı işçilik yönüyle en iyi ürün şeklinde üretebilecek ustaların da burada yerleştiğini böylece tespit edebiliyorsunuz. Taştan yapılmış örnekleri de var ve genel manada sanat tarihinin aslında bugün ders malzemesi içeriğine, müfredata katarak okutabileceğimiz nitelikte de eserler tespit ettik camiler arasında. Bu niteliği belirleyen bir diğer tarafını da tabii bu yapıların bir kısmının içerisinde hala daha korunarak günümüze ulaşabilen duvar resimleriyle barınıyor olması, duvar resimlerini koruyor olması teşkil ediyordu. Duvar resimleri tabii konusu Osmanlı mimarisinde, mimari bezemesinde 18. yüzyıldan itibaren başkent İstanbul özelinde önce, daha sonraki evrelerde de taşraya yayılarak devam eden bir geleneğin yansımasıdır. Yani böylelikle yaklaşık 200 yıllık bir süreçte mimariye bağlı bezeme türünü bugün Aracın bir köyünde bile bulabiliyor olmamız elbette sanatın sürekliliği açısından da önem sunuyor. Ama onun dışında özellikle kırsal mimaride artık o kır yaşamını da belgeleyecek nitelikte karşılaştığımız köy evleri, köy konutları, ki bunlar şu açıdan özellikle önemli. Bu konutları incelediğimizde biz giriş katının tamamen ahır, ağıl, kümes gibi elemanlarla donandığını ve böylelikle bölgenin hayvancılıkla uğraştığını çok açık şekilde anladık. Bir de yapım yöntemi var. Bu da çok önemli bir yöntem. Çünkü geleneksel yapım yöntemleri artık günümüzde biliyorsunuz 80'li yıllardan itibaren özellikle betonarmenin de yaygınlaşmasıyla birlikte yok olmaya yüz tutmuş. Bunun 150-180 yıllık neredeyse geçmişe sahip olan örneklerini hala da bu köy yerlerinde tespit ettik. Bazen alt kat çantı, üst kat Bağdadi ya da hımış tekniği şeklinde korunabilen geleneksel evler var kırsal mimarinin. Bunlar tarihimiz açısından da, mimarisi açısından da, Türk mimarisi açısından da, sanat tarihi açısından da, sosyolojisi açısından da bölgenin gerçekten önemli. İkinci aşamada biz Ağlı ve Seydiler ilçesinde sürdüreceğiz çalışmayı. Böylece çalışmanın kapsamını oluşturan Türk ve İslam dönemine ait ama Kastamonu il merkezi ve ilçelerinin kuzeyde bulunanlarına yönelik olarak sürdürmeye devam edeceğiz araştırmaya. Yani buralara turistik
celbetme olayı nasıl gerçekleşir? Bunu işte eş güdümlü kurumlar, kuruluşların ortak işbirliği çerçevesinde o belirlenecek olan rotaya dahil etmeleriyle birlikte gerçekleşmesi bence mümkün olur. Ama özellikle sözünü ettiğim o yüzey araştırması yaparken tespitlerimizin eğer sonraki aşamada kazı desteği alınmak suretiyle kazıya dönüştürülmesiyle birlikte buradan ortaya çıkarılacak olan kültür varlıklarıyla şüphesiz bu yapılır. Yani bu çünkü örnekleri bugün eski pazarın Hadrianopolis kenti ya da yine Kastamonu Taşköprü'nün Pompeyopolis kenti gibi bu çevreyi ele alacak olduğumuzda ya da Tios antik kenti gibi Filios bugünkü adıyla Zonguldak'ın Çaycuma'ya bağlı olan yerleşim yerinden bilinir. Ekip arkadaşlarımızla beraber bu yapıların işte hem çizimlerin yapılması, hem rölevelerin alınması, hem fotoğrafların çekilmesi hususlarında koordineli bir şekilde devam ettik. Tabii röleve bahsettiğimiz bir mimari belgeleme tekniğidir. Bu röleve aşamasında biz işte tek başına da olmuyor tabii ki. İşte önce kraküler çizerek sonra ölçülerini alarak ve bu röleveyi elde ettiğimiz belgeler neticesinde mimari çizim tekniklerine uygun olarak dijital ortamda çizdik. Bunları tabii biz kendimiz yayınlarımız açısından hem kendi arşivimizde bulunması açısından dijitale çektikten sonra arşivledik bunları. Gerekli kurumlara zaten paylaşma içerisindeyiz. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi karabuknethaber.com